Yedinci sorumuzda Fark Kitapçığı'nın yedinci sorusunda bakalım neler var. Burada görüyoruz ve inceliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürününün formülasyon şekli değildir? Yedinci soruya baktığımız cevabın A olduğunu görmekteyiz. Çünkü sistemik etkili formülasyonları bitki koruma ürününün formülasyon şekli değildir. 8'e baktığımızda aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerin hangisi tohum ilaç aşaması için suda çözülen formülasyon tipi için kullanılır? Burada cevabımız B'dir. Çünkü seed soluble tozu yani SS kuralına göre hangisi tohum ilaç aşaması için kullanılır? Suda çözülen toz formülasyon tipi için kullanılır diye sormuş. Cevabımız B olacaktır. İnanmayanlar açıp bakabilirler. Konuyu inceleyebilirler. Kitabımızdan. Eğitim kitabımızda bunları ayrıntılı bir şekilde veriyoruz size arkadaşlar. 9. soruya bakalım. 100 litre suya 50 cc tavsiye edilen bitki koruma ürününde litrede 350 gram aktif madde bulunuyorsa 50 litre mahsulde kaç gram aktif madde bulunur? 9. sorunun cevabına baktığımızda arkadaşlar 8,75 olduğunu orant hesabından görebilirsiniz. Nasıl yapıldığını da kitabımızda ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Bitki koruma ürünleri bayit toplantıcı sınavının 10. sorusuna baktığımızda A kitapçığı 2015 yılı sınav sorusunda. Aşağıdakilerden hangisi molist, fungus, nematisit, herbisit grubu bitki koruma ürünlerinin etiket rengi doğru olarak sıralanmıştır. Bu gerçekten çok yanıltıcı bir soruydu sınavda arkadaşlar. Baktığımızda görüyoruz. Aslında molist ilaçları pembedir yoğunlukta. Bayilere gittiğinizde görürsünüz pembe renklidir salyangoz ilaçları. Fungusitler açık yeşildir genelde. Açık yeşil veya yeşil renktedir paketleri. Nematisitler, nematot ilacı olarak kullanılan nematisitler pembe renktedir. Ve herbisitler de genel olarak sarı renkte bilinmektedir. Bu renk tanımlamalarını da kitabımızda ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız 10. soruda A'dır. 11. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin bitki üzerinde parçalanma yollarından biri değildir? 11. sorumuzun cevabına baktığımızda arkadaşlar görüyoruz. D şıkkıdır. Etmenin aktivitesi. Evet. Etmenin aktivitesi cevabımız bu. Değildir sorduğu için. 12. soruya baktığımızda son ilaçlama ile hasat arasındaki süre uyulmadığında aşağıdaki durumlarda hangisi gerçekleşebilir? Eğer son ilaçlamada hasat arasındaki sürede uyulmadığında son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında aşağıdaki durumların hangisi gerçekleşebilir? Eğer son ilaçlama yapmışsınız ve hasat etmişsiniz üründe mutlaka bir kalıntı problemi ortaya çıkmaktadır. Buranın cevabımız B olacaktır. Evet, 13. soru. Eğer bir artropod popülasyonu beta sifloturin aktif maddeli bir insektize direnç gösterilmişse ve aynı zamanda deltametrin aktif maddeli bir insektize de direnç gösteriyorsa bu duruma ne denir? Bu duruma A şıkkındaki çapraz zamirlik denmektedir. Bu cevabın ayrıntılı bilgilerini ders notlarımızda bulabilirsiniz. Aşağıdakiler hangisi dayanıklılık mekanizması içerisinde yer almaz? Buradaki sorunun cevabına baktığımızda arkadaşlar değişik olduğunu görürüz. Çünkü etken maddenin hücrede yoğunlaşması yer almamaktadır. Dayanıklılık mekanizması içerisinde. 15. soruya baktığımızda bir bitki koruma ürününün biyolojik aktivitesinin etkin olarak uzun süre kullanılmasını sağlayan uygulamalar ne denir? Bu sorunun cevabı da arkadaşlar incelediğimizde C şıkkı olduğunu görürüz. Dayanıklılık yönetimi olarak geçmektedir. Barkod uygulamaları konusunda 16. soruda aşağıdakiler hangisi doğrudur diye baktığımızda bu sorunun cevabının B olduğunu görürüz. Neden? Çünkü barkod uygulaması tüm bitki koruma ürünü bayiler toplantıları için zorunlu bir uygulamadır. Barkod uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgilerimizi kitabımızda bulabilirsiniz. 17. soruya bakalım. Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi bağlı salkım güvesine karşı kullanılmaz? Buradaki sorunun cevabı da arkadaşlar azoxystrobin olarak geçmektedir. D şıkkıdır doğru cevabı.